dizlerini bize sırdaş ettin. Yani ayıp oldu ama oldu işte. Çaresizlik, yalnızlık, etik bir eşeklik. İnşallah affedersin. Ya tamam, açma artık, tamam. Her zaman olacak bir şey değil, unuturuk gider. Kimse görmedi etmedi Allah'tan, mahalleli falan. Bir kadını sırdaş bileceğimiz varmış. Rahmetli Recep ne derdi bileyim mi? Baba, sen bir kadının arkadaş olmayı bilmeyin derdi. Zaman dedin, gayaya vuran dalga kimin? Nelere eğip bükmüyor ki ağam? Bunun ayıbı yok. Doğru. Ağlığın destanı da bir yere kadar. İnsan olmaya gelince destan mestan işe yaramıyor. Bir sıcak el, bir yol arkadaşı için ömrünü verecek hale geliyor insan bazen. Ben paramparçayım Ezvan. Parçaları toplayacak kimsem yok. Dedim ya am, elimden bir şey geldiyse sağ boynum gıldan ince. Üstümde çok emeğim var. İstediğin neyse açık açık söyle. Benimle... Hı? Benimle evlenmeni isteyeyim Ezvan. Bu ne cesaret ya? A ise A. İstanbul'da bunların bir anlamı yok. Kendini senin sahibin falan mı zannediyor? Bir şey söyleseydin ya Ezo. Neden cevap vermedin? Tıkandım kaldım. Vallahi hayatta bağ kimsenin yapmadığı iyilikleri yapmış adam. Bir de daha evlat acısı taze, kapanmadı. Heh, bugün yarın gelmek üzere. Ona acıyıp minnet duyduğun için evlenme teklifini kabul et bari. Kusura bakma. Beklemiyordum herhalde. Ben de beklemiydim. Gel gör ki bizim oralarda bir kadın bir erkekle arkadaş olamıyor işte. Bizim insanımız kafasında erkekle kadına tek bir şekil biçmiş. Vallahi da ikisini birbirine karıştırdı. Ben ona üzüleyim. Belki gerçekten sana bir şeyler hissediyordur. Yok, hiç sanmayayım. Yalnızlıktan, çaresizlikten gözü manzarayı farklı göreyim. Erkek diye, yanlış anlar diye esirgemedim ben de kendimi. Arkadaş oldum, sırdaş oldum. Benim kafam öyle işlemiyor çünkü. Şimdi kendimi çekip arkadaşlığa da dur demem lazım gelecek. Yazık yani. Vallahi yanlış yaptı. Arkadaşlık bazen aşka dönüşebilir. Bunda yanlış olan bir şey yok. O dediğin karşılıklıdır doktor. Benim yüreğimin mühürlü olduğunu anlamayan adamın ağabeyle ballı hakimin gözünde perde var demektir. Sonsuza kadar böyle gidecek değil ya. Sen de bir gün birini seversin. Tamam, Ömer'den sonra zor belki ama seni anlayacak, sana değer verecek biri çıkar. Ömer'e sevdam benim sarayımdı. Yandı, yıkıldı, kül oldu. Bir daha saray kurmak zordur doktor. Saray şart mı? İçinde rahat edebileceğim mütevazi bey de yeter pekala. Sevdanın büyüğünü bir kere tattı mı yürek? Genişliği, büyüğü. İçine ne koymaya kalksan doldurmuyor, boş kalıyor. Neyse ne, boş ver. Gene şişirdim kafanı. Ne yapayım? Sen de benim dert babamsın, arkadaşımsın işte. Ve de her iyi arkadaş gibi seni yanlış anlamıyorum. Çay? Yok yok, ben niyetliyim. Ben yaparım, sen otur. Ha, bileyim mi? Meryem Recep'in vefatını haber almış. Öyle mi? Nerede bu kız, ne hatlar karıştırıyor bilmiyorum. İnşallah başına bir iş açmaz. Bir daha krep yiyeceğin zaman Kutsal Usta'ya abimin özel tarifinden diyeceksin. Fark etmez. Ben senin gibi gurme değilim. Krep krep işte. Kahvaltı ettin mi? Öğlen oldu. Ben çok erken ederim biliyorsun. Yaşlanınca alışkanlıkların değişir diye düşünmüştüm. Yapma ya. O kadar yaşlandım mı ben? Otursana abi. Yok, oturmayayım. İş konuşacaktım. İyi, konuşalım. Yemek yerken iş konuşmak damak tadını bozar.
Sonuçta karnın doyuyorsa önemi yok. Bence olmalı. Ama neyse. Peki, müsteşarla en son ne zaman görüştün? Epeydir konuşmadım, niye? Restorasyon maliyet hesaplarımızı hayli aşacak gibi görünüyor. Aldığımız kısa vadeli kredinin de geri ödemesi yaklaştı. Bakanlıktan hala ses seda yok. Teşvik kredisi hemen çıkar denmişti. Tekrar konuşurum abi. Devlet işi bu, illa pürüz yaşanır. Yani istiyorsan bir de sen görüş. Yok, hayır. Bu konuda yetki de sorumluluk da sende. Gerekeni yaparsın. Sana iş konuşmak iştah kaçırır demiştim. Bir de Elçin anneyle yemek günümüz. Cevabını biliyorum ama yine de sorayım. Gelecek misin? Önce iş sorumluluklarını yerine getirmem lazım. Yoksa patronum kızıyor. Gerçi aklına gelmez ama Elçin anne sorarsa aynen böyle söylersin. Niye? Zaten hep böyle söylüyorum. Orada da patron sensin. Çayın altı yani. Bu Selim beni unuttu herhalde. Geleceği yok. Ben kaçayım artık. Kurstan arkadaşlarına takılmıştır. Gelir şimdi. Acelen ne? Tek izin günüm. Daha temizlik falan yapacağım. İki parça çamaşır falan anca. Hem bugün Kadın Bey Elçin ablaya yemeğe geliyor ya. Belki bana ihtiyacı olur kadıncağızın. Nedim şeker çocuk da. Kadın Bey dediğin kadar varmış. Yani? Mendebur'un biri. Bazen iyi yanları da var canım Allah için. Sen o gece Kadın Bey'den sıkılıp kaçtın değil mi? Yoksa ben mi sıktım? Ya estağfurullah, yanlış zamanda yanlış yerdeyim kimi geldi. Affettim demiştin, yine niye sorayım? Hoş, gerçi o da sordu da. Kim? Kadın Bey, sıkıldın mı diye merak etmiş. Allah Allah. Bak sen, ne dedim peki? Senden ümidi kesmiştik. Ezo bekledi bekledi kalkıyordu vallahi. Ben unuttun sandım. Unutur muyum hiç? Kursan hocalarla konuştum senin için. Kitapları da aldım, o yüzden geciktim. Bak, önce 9. sınıftan başlayacağız. Kitapların hepsi burada. Bunların hepsi benim mi? Senin. Sen evde bir göz at, sonra program yapıp çalışmaya başlayalım ha. Senin o boncuk gözlerini severim ben. Sağ ol vallahi. Heyecanlandım mı? Kadir. Yıkadım elim Elçin anne ya. Tepsi böreği yaptın mı? Hiç sorma. Ne oldu? Elektrik tesisatı su koydu gene. Aa. Fırına takıyorum, çat sigorta atıyor. Yapıyoruz, takıyorum, çat gene atıyor. Tabii fırın olmayınca. Otelin ustalarından yollayayım sana. Yok yavrum. Bizim emekten Şeref Usta geldi. O bakacak yine. Hem Ezo'nunkine hem benimkine. Ama bu...